Omurgalı hayvanlara memeliler sınıfıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar, hayvanlar aleminin en gelişmiş sınıfıdır memeliler ve kalpleri tıpkı sürüngenlerden timsahta olduğu gibi ve kuşlarda olduğu gibi dört odacıklı. Kalplerinin sağ kulakçığına vücutta kirlenen kan giriyor. Sol kulakçığı ise akciğerlerde temizlenen kan geliyor. Bu kirli ve temiz kan sağ ve sol karıncıklara doluyor. Kirli kan ve temiz kan. Dolayısıyla arkadaşlar yine kalp yerinde kirli ve temiz kanın birbirine karışmadığını görüyoruz. Aorta tar damarı ise sol karıncıkta bulunan temiz kanı alıyor ve bunu vücuda gönderiyor. Yani vücutlarına dolaşan kan temiz kan. Bu bize neyi gösteriyordu? Vücutlarına temiz kan dolaşan hayvanların vücut ısıları sabit vücut ısılığıydı. Yani vücut ısıları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişmiyordu. Peki bu canlılarda kış uykusu görülüyor mu? Bazılarında kış uykusu görülebiliyor. Örnek olarak ayıları verdiğimiz zaman ayılar kış mevsiminde yetersiz besin olacağı için az besinle vücut ısılarını sabit tutamayacaklar. Bu yüzden de kış uykusunu yapma durumunda kalıyorlar. Peki memeli hayvanların solunum organı ne? Arkadaşlar, havanın serbest oksijeni alıyorlar. Akciğer solunumu yapıyorlar ama çok az deri solunumunu da rastlıyoruz. Akciğerlerini incelediğimiz zaman diğer hayvanlarda olmayan bir yapı var. Arkadaşlar, akciğerlerde alveol adı verilen hava keselerine rastlıyoruz. Bu da solunum yüzeyini oldukça artırıyor. Yani canlının daha fazla oksijenden faydalanmasına sebep oluyor. Yine şurası göğüs boşluğu, diğer taraf ise karın boşluğu ve bu iki boşluğu birbirinden ayıran şurada kaslı yapıda bir yapı var. Diyafram. Ve bu da yine memelilerde görülen bir yapı. Kuşlarda böyle bir şey yoktu. Ve yine kana geçtiğimiz zaman kanda al yuvarları diğer omurgalılardan farklı olarak tabi deride hariç çekirdek yok. Peki bunlar niçin yapıldı? Arkadaşlar, memeli hayvanların metabolizmaları hızlıdır. Bu yüzden daha fazla oksijene ihtiyaç duydular. Ve sonuçta ise akciğerlerinin oksijen difüzyon yüzeyini artırdılar. Ve çekirdeklerini çıkardılar al yuvarların. Ve böylece de al yuvarda daha fazla hemoglobin pigmenti koyup oksijen taşıma kapasitesini artırarak metabolizmaları için gerekli olan oksijeni temin etmiş oldular. Evet, memelilerin vücutlarında arkadaşlar, vücut yüzey örtülerine baktığımız zaman az ya da çok sayıda kıl ya da türevleri bulunur. Bazılarında ise deri çıplaktır. Arkadaşlar, soğukta yaşayanların kılları doğal olarak sık ve uzun, sıcakta yaşayanların seyrek ve kısadır. Derilerinde epidermal kökenli bazı bezler vardır. Ter bezi gibi, yağ bezi gibi, koku bezleri gibi, süt bezleri gibi çeşitli salgı bezleri bulundururlar. Arkadaşlar, bir başka önemli özellik, kulaklarında çekiç, örs, üzengi kemikleri bulunuyor. Boşaltım ürünü yoğunlukla üre molekülü. Döllenmeleri iç döllenme, gelişme ise çoğunlukla iç gelişme, dış gelişme de bu sınıf içerisinde görülmektedir. Burada dikkat edeceğimiz bir başka noktaya geldiğimiz zaman diğer omurgalı hayvanlarda sindirim artıkları, idrar ve üreme hücreleri aynı açıklıktan dışarı atılmaktadır. Yani kloaktan dışarı atılmaktadır. Oysa memelilerde sindirim artıkları tamamıyla ayrı bir açıklıktan, yani anüsten vücut dışına atılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, memelileri 3 grup altında toplayabiliyoruz. Gagalı memeliler, keseli memeliler ve plasentalı memeliler. Gagalı memelilere örnek olarak ornitorenk ve dikenli karınca yiyen verilebilir. Burada bu canlıların iç döllenme yaptığını görüyoruz. Ama gelişmeleri diğer memelilerden farklı olarak dış gelişme yapıyorlar. Yani bunlar yumurta bırakan canlılardır ve kuluçkaya yatarlar. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer gelişme dışarıdaysa ve yumurta içindeyse, o zaman bu yumurtaların içerisine bol miktarda besin konulması gerekiyor. Bu hayvanlarda meme uçları da mevcut değil ama meme uçlarının olmaması bu canlılarda süt bezi olmadığı anlamına gelmiyor. Yani yavrularını yine sütle besliyorlar. Bir diğer grup keseli memeliler. Arkadaşlar, bildiğimiz örnek kanguru bu grupta yer alıyor. Yalnız embriyo anne karnında gelişimini tamamlamadan annenin karın kısmında bulunan keseye geçiyor. Burada süt bezleri var. Orada beslenerek gelişimini tamamlıyor. Son grup ise içinde insanların da bulunduğu plasentalı memeliler. Anne
pardon embriyo gelişimini uterusta tamamlıyor. Beslenme ise plasenta ile gerçekleştiriliyor ve yavru eksiksiz bir şekilde dünyaya geliyor. Arkadaşlar şimdi genel bir tekrar yaptığımız zaman memeliler sınıfında sonurum organının akciğer olduğunu söylemiştik. Vücut örtüsü olarak derinin üzerinde kıllar mevcut. Plasenta bazılarında görülüyor ama tamamında değil. Boşaltım ürünü, temel boşaltım ürünü üre, alveoller mevcuttur. Çekirdeksiz alveol var mevcut yani görülüyor. Dış gelişme var. Gagalı memeliler veya yumurtlayan memelilerde arkadaşlar. İç gelişme yine bu sınıfın içerisinde görülen bir durum. Yani var. Vücut ısılarını sabit tutabiliyorlar. Süt bezleri var ve yavrularını sütle besliyorlar. Yavru bakımı yine şiddetli bir şekilde görülüyor. Prolaktin var ve analık içgüdüsü oluşturuluyor. Kış uykusu belirli gruplarda görülüyor. Bu canlılarda diş, yağ bezleri, ter bezleri ve tükürük bezleri görülen yapılar arasındadır.